Bundan sonraki mücadelemizde aklımızı, bilincinizi öne çıkaracağız. Direniş şehitlerinin aileleri sağduyu çağrısı yaptı. Herkesi buradan sağduyuya davet ediyorum. Lütfen daha akıllı davranalım, daha bilinçli davranalım. Ahmet Atakan'ın ölümünün 7. gününde Armutlu Mahallesi'nde kurulan anıt önünde bir araya gelen Hataylılar Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Bulvardaki platformda konuşan Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan, başka analar ağlamasın dedi. Sadece bilek gücüyle bu işler olmaz. Zihnimizi daha güzel çalıştırıp daha güzel neticeler alacağız. Bundan eminiz. Başka analar ağlamasın. Başka babaların yürekleri yanmasın. Ali Atakan, Hataylıları sağduyulu olmaları konusunda uyardı. Herkesi buradan sağduyuya davet ediyorum. Lütfen daha akıllı davranalım, daha bilinçli davranalım. Bütün yaptığımız eylemler amacına uygun olsun. Hiç kimseye zarar vermeyelim. Başka analar ağlamasın. Ahmetler ölümsüzdür. Ali İsmail Korkmaz'ın babası ve ağabeyi de sağduyu çağrısı yaptı. Arkadaş, hepsinin hesabını soracağız ama bilinçli sormalıyız. Biz aslanı terbiye etmek istiyorsak direkt aslanın kafesine girmemek gerekiyor. Önce terbiye yöntemlerini öğrenip önce kafes dışından terbiye etmeye çalışıp sonra aslanla aynı kafese girmemiz gerekiyor. Benim oğlum kurtlar sofrasına düştü. İnşallah siz hiçbiriniz düşmezsiniz. Artık hiçbir ana ağlamaz. Bunu istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Öte yandan Hatay'da Ahmet Atakan için mevlid okutuldu. Mevlide ailesi ve akrabalarının yanı sıra Antakyalılar da katıldı. Bu acı günde yanımıza gelip yüreğimize su serptiğiniz için. Direniş şehidi Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülüğün aileleri de Atakan ailesine destek oldu.